Assalamu aleyküm aziz okuyucular, kadirli okutucular. 15. video dersimiz başlığımız, mevzuyumuz elenme cisimler hacimlerini integral yardımında hesablaş hakkında boladı. Biz 10. sınıfta konus hacmi, silindir hacmi, şar hacimlerini ötkendik. Fakat ispatlaşını keltirip çıkarış meselesini 11. sınıftaki integrallar mevzusuna kaldırgan edim bana. O şacaya geldik. Demek elenme cisimlerden birincisi konus hacmini hesablayımız. Kuyudaki formüle bile berçe elenme cisimler hacimleri hesablanadı. Şimdi bunun için fonksiyonu tüzemiz. Bana bu fonksiyonu girdikten kx fonksiyonu bulabilirken olsa. U fonksiyonu hr noktadan, bu hr koordinatı boyu noktada ötkerliğinden faydalanıp kanı kıymetini topamız. Yani r ten k köpeydirilgen h. Yok ki k ten demek tahsım h. Şimdi oraya koyduğum bu şekilde iyi gidiyorum. Biz izleyen fonksiyon demek. R tahsım h x görünüşte boladı. İntegralını hesaplayımız. Pi aralık bizde demek. 0'dan h geçe. Bana şu aralıktaki eylemme cisim. Bana bunun kvadratı. F kvadrat x idi. Bana bunun kvadratı boladıken bu şekilde. R kvadrat tahsım h kvadrat. X kvadrat dx. Şimdi bunlar özgürmez. Son bu yerde x kendisi integralle yapmış. Derecesi gibi bir koşup tezgahı aldın geçirsek pi köpeydirilgen 3'ten 1 aldı da dursun r kvadrat taksim h kvadrat x kub aralık bizde demek 0'u h'da ibaret. Şimdi x doğrunu h koyadigen bulsak pi köpeydirilgen 3'ten 1 demek köpeydirilgen r kvadrat taksim h kvadrat köpeydirilgen h kub. Kıskartıradigan bulsak 3'ten 1 pi r kvadrat h. İkinci kısmını almadım, o 0 getirdik. Bana bunu da demek konus hacmi aldığında ötkenimiz kuyudaki hacim formülası gibi ege bolamız. İkinci masalamız şar hacmin top şakı da boladı. Şimdi bir yerde x minus r kvadrat plus y kvadrat ten r kvadrat bu. Yani bu merkezi r 0 noktada bulgen. Radius yeri getirdim bulgen. Aylana tenglemesi. Demek bundan y topadigan bo'lsak plus minus bo'lish kerak. Yukarıdaki kısmını olamiz. O'shaning uchun plus. Şunu ok atrofida aylantirish masalasi. Topamiz demek v sharp pi aralık 0,2 r aralık. Demek bunun kvadratı 2 rx minus x kvadrat dx. Şimdi integralimiz. Demek pi bunu integral. Derecesi bir koş tezgahı aldık geçirsek rx kvadrat minus 3'ten 1 x kub. Demek aralık bizde 0'dan 2 yer geçe. 0'nu koysak 0 bu kadar 2 yerde yine hesablayımız. Pi köpeytirilgen demek r köpeytirilgen x normu 2 r'ni kvadratı minus 3'ten 1, x'nin oranıya 2 r'nin kubu. Bu halde pi köpeygen demek 4 r kub minus 3'ten 8 r kub. Demek mahraç 1 adıgen bulsak 3'ten 12 r kub, 4 r'yı adıgen bulsak 3'ten 4 pi r kub. Şar hacmi formülası bizde gelip çıkardı. Üçüncü, silindir hacmi. Demek bu yerde A ve B noktada ötken torusuzluğun görünüşü, yani torusuzluk bula diyen olsa bu, devam ettire diyen olsak. Bunun görünüşü, yani silindirin balantı gibi bula diyen olsak, H geteyim, asas radius R geteyim bula diyen olsa, Y geteyim R'den ibaret bula. X okuya paralel, mesela Y geteyim A, körünüşteki tor sıklarının destesi yedi. O şehirde y ten r bu. Şimdi formülasıya koyu varımız. İntegral pi demek r kvadrat dx aralık 0'u h aralığı da soplanadı. Şimdi demek bu yerde pi r bizde sonu da özgermez. R kvadrat köpeydirgen x aralık 0'u h. Oraya koyalımız. 0'dan 0 olup getirdi. H'ni koyadigan bo'lsak pi r kvadrat ko'paytirilgan h. Demek bu bizde silindirning hajmi pi r kvadrat h bo'ldi. Silindirning hajmi
konusunun hacmi demek bizde 3'ten 1 pi r kvadrat h oldu. Şarın hacmi ise demek 3'ten 4 pi r kubdan ibaret oldu. Biz bunu yana bir marta tekrarlayalım. Geometri kısmında ötkenlik bu uçalasını. Mane endi bunu integral yordamida formüllerini keltirip çıkardık. İtibarınız için rahmat, salamat bo'linglar.